Barış Hocam kısmen hatırlıyordur. Biz sürekli bu kriz ve enflasyon, sağlamlığı içinde yaşayıp geliyoruz yani. Türkiye bu konuda enteresan bir şekilde şerbetli İyi, yani. iyi yani. İyi idare ediyor valla. Hakikaten öyle Bir de yani Ali Bey bu. şöyle bir şey Şu var. içinde yaşadığımız ortam Almanya'da olsa büyük olaylar çıkar. Yani o nedenle biz bu konuda biraz daha geçmişten gelen bir şeyimiz var. Tecrübemiz ve şeyimiz. Affedersiniz Ebru Hanım, sözünüzü Kadınlar bir kestim. de bütçeyi iyi ayarlayabiliyorlar. Gerçi bıktık artık ekonomisini yönetmekten O diyorlar ama kesin. O çok kesin. güçlüler o konuda, iyiler yani. Sonuçta o Haklısınız. harcamaları Yani çok iyi ayarlayabiliyorlar, dikiyorlar, ediyorlar, en uygununu çok iyi araştırıyorlar, buluyorlar. O yani tasarruf konusunda aslında bizim söyleyecek bir şeyimiz yok kadınlara. bu idare Harikalar etmek, yaratıyorlar. Harikalar yaratıyorlar. Zor iş çünkü bu sizin paralarla. idare etmek kavramını İngilizceye ve Almancaya ben çevirmekte zorlanıyorum mesela. İdare etmek. İdare etmenin Türkçe'de bir sürü karşılığı var. Mesela sınıfa geç gidersiniz, idare et beni dersiniz. İşte sınava katılmazsanız arkadaşınız beni idare et, evde idare etmek. Hanımefendilerin kriz ortamlarında ve enflasyonist ortamlarda evin işlerini idare etmeleri. Bu idare etme hikaye, lafı çok geniş anlamlı ve bizim milletimize özgü bir kavram gibi geliyor bana Ebru. Ne yapayım ben de, bu İdare ülkede yaşıyorum işte, idare edin. Hatta Süleyman Demirel'in bir lafı vardı. Türkiye yönetilmez, idare edilir derdi. Çok doğru, çok doğru. Öyle. Şu anda Doğru hakikaten bakın. söylemiş. Yani Tam sabah bu oluyor yani. izledim. Ebru Hanım, yani mesela asgari ücret konusunda şu anda yürütülen tartışmalar hakikaten çok ilginç. Acaba 100 lira oradan, 25 lira buradan, 75 lira şuradan. Hakikaten idare etmek için çok ciddi bir çaba harcanıyor. Tabii oradan hani vergileri alma. Tamam, öbür taraftan ciddi bir şey oluşuyor. O vergileri nereden alacaksınız? Şey dedik, oradaki rakamı bulduk Yavuz'la. Ben de aynı şeyi hep söylüyordum. Şimdi bu sefer kaşıkla verdiğinizi kepçeyle geri almak zorunda kalırsınız. Zaten kur Haklısınız. yüksek. Aynen. Fakat toplamda yani işte bir asgari ücretliden ayda 200 liralık bir gelir vergisi, damga vergisi kesintisi var ortalama. Bu da 9 milyon. Asgari ücretli ne kadar tam bilinmiyor ama 9 milyon diyor DİSK en az. Hatta 10 milyon diyor. Disk biz 9 milyon alıyoruz. Bu da aylık işte gelir vergisi, damga vergisi 2 milyar liraya yakın bir rakam. Bu da işte 12 ayda 2 artı 10 deseniz 20, 24-25 milyarlık bir vergi demek. Şimdi 262 milyarlık gelir vergisi içinde çok karşılanamayacak bir rakam değil bu. Değilmiş gibi gözüküyor değil mi? Bu Evet, ama herkes destek bekliyor. O da bütçenin gelir tarafını gider arttıkça zorlayabilir, evet. çok Herkes bir çok beklentisi var. evet, çok doğru. Burada yani şöyle bir denge kurmak gerekiyor gibi. Çok tüketenden çok almak bence en Artan doğru. oranlı. Tamam da otomobil, bilgisayar, tablet lüks mü? Ona lüks de dersek Valla 2021'de eyvah yani. şöyle söyleyeyim, ben işte Gıda lüks mü? idare meselesi burada da devreye giriyor. Yani şu anda benim bilgisayarım işte 3 yıllık ve de işte hoparlör bağlanmasında problem var, hafif kartında bir sorun yaşandı falan, değiştir beni diyor. Fakat idare ediyorum yani. Ne demek istiyorum? Evet, Kısacık idare ediyorum. ömürde yorulduk biz, idare edele de. Zaten yani Ama yani sizin kuşak çabuk yoruldu. 2825'lik asgari ücreti nasıl idare edeceksiniz? Hadi bu 4000 oldu, yine idare olmuyor. Kira artmış %50, %40, %100. Doğru. %100 doğru. Bunun dedim ya, İdareden çıktı bu. işte çok tüketenden alıp bu Az ihtiyaç tüketim. sahibine aktaracak bir yapı kurmak gerekiyor bence. Peki, bir şey daha soracağım. Dediniz ki enerjide sübvanse ediliyor ciddi bir oranda. Yoksa mesela Evet. Avrupa'da 1500 dolar doğalgazın birim fiyatı. Bizde hala Evet. işte 120, 150. 100, 150 de tutuluyor dolar. Bu önemli bir sübvansiyon. Gerçekten çok önemli. Mesela elektrik fiyatı o yüzden 118 lirada kalıyor. İşte vergilerle bir fatura ortalama 228 liraya çıkıyor. Ama
bir de ödenebilir. Yani bir karşılığı olmalı. Bu sübvansiyonu yapmasanız bu gelir düzeyiyle faturalar ödenmesi doğru. imkansız hale gelir. %100 doğru. Alamazsınız. Tabii. Mümkün değil. İki faturayla insanların geliri biter. Ne yiyecek, ne içecek, ne ödeyecek? Doğru. Çocuğunu işte, okula nasıl gönderecek? Evet, bir denge politikası güdülüyor. Buradan çıkış yolu Türkiye'nin enerji meselelerini çözmesinde. Çözmesiyle. Bu aramalı çok... ithalatını çözmesiyle. Evet, eğitimi aynen. düzenlemesiyle, istihdamı arttırmasıyla. Bakın, bugün bir pozitif gereğidir zaten. Belli toplumsal sınıflar, belli kesimleri bugün. Gözetmek gerekir. Buyurun. Barış Hocam, bugün genelde sabah Ebru'nun Yavuz Barlas'la konuşurken başından sonuna bir negatif ton gidiyor. Fakat arada bir tane pozitif yakaladım. İşsizlik 0. kaç düşmüş? 11.5'a, %11.5'a düşmüş. Daha etkili, 12'nin altına düşmüş. Derseniz. 12'nin altına düşmüş. Bakın böyle de bir pozitif bir şey var ama yani bu tabii haklısınız. Burada şöyle ifade edeyim. Dünya yangın yerine dönse de Türkiye'nin içinde bu ekonomik darboğazı aşmak mutlaka şart. Yoksa bunun bedeli ağır olur. O yüzden yani bakmaz insanlar Avrupa'da. Şöyle anlatılmasının hiçbir anlamı yok. Ya Avrupa'da durum feci işte. Fransa'da raflar, mesela tedarik zinciri çökmüş Fransa'da. Bildiğiniz gibi. Yani tır raflar... şoförü alıyorlar yalnız, ben gördüm. Şeyde ilanlara çıkıyorlar. İzliyorum ben. İlginç bir konu o ve maaşlar çok iyi olunca. Evet. Talep çok yükselmiş. Orada ciddi bir alım yapıyorlar. Evet, mecburen maaşları yükseltmişler. Yani tedarik zinciri öyle bir çökmüş durumda ki Fransa'da. Kalacak yer vesaire, bir takım sosyal haklar falan ilana çıkıyorlar. Doğru. Toplumu bu kadar zengin ve çeşitli tüketime alıştırdıktan sonra o tüketimi kestiğiniz anda isyan ediyor Fransız halkı. Yani akıl alır gibi değil. Şimdi bu ama gene de ilgilendirmiyor bizim insanımızı da. %1000 haklılar yani. Yapacak bir şey yok. Burada mutlaka bunu bir şekilde düzenlemek ve de şey yapmak lazım. Yani dengelemek lazım. Yoksa buradan burada ciddi bunun bedeli olur. Siyasi bedeli olur yani. Öyle asgari tabii. ücret sizce ne olacak? Bir de emekli yaşa takılanlar... Gönlümden geçer mi? Aklımdan geçeni mi soruyorsunuz Ebru Hanım? Aklınızdan geçeni sormayayım, gönlünüzden geçeni söyleyeyim bari. Gönlümden geçen 4000. Gönlümden geçen 4000 ama 4000 olmayacak herhalde. Bence olacak. Yani, 4000 olacak mı? Bence olacak. Vallahi bu buna biliyorsunuz... Çünkü Arnavutluk'tan sonra en düşük asgari ücret bizde. Evet, yani en düşük benzin... Kurla beraber. En düşük ekmek fiyatı da bizde falan. Yani burada... anlıyorum, doğru. Fakat burada onu netini nerelere getirebilecekler? İşte o sizin sabahtan beri yaptığınız bir hesap var. Var. 100 lira şuradan, 200 lira buradan. 1.38 lira elektrikten. Evet, elektrikten şu kadar. İnşallah, keşke 4000 lira olsa. Bütçeleri idare ederken yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, bravo. Lütfen. Fakat bence, hizmet veriyoruz. Bütçeleri idare etmenin yolu hakikaten tüketim meselesine kafayı takmak. Başka türlü bir yol yok yani. Peki. Hocam çok mu tüketim yani yapıyorsunuz? Yetiyor mu mesela sizin aylık bütçeniz? Aylık yani geliriniz giderinizi karşılıyor mu? Bütçeniz tutuyor hocam, mu? Hocam yetiştirir ya. O... Yoksa açık mı veriyorsunuz? Sizin bütçe açığınız ne kadar hocam? Biraz tanıyorsam hocayı, hoca bekleştiriyordur bütçeyi. O İdare ediyor. Şimdi devletle insanın bütçesinin arasında fark var biliyorsunuz. Devlet ihtiyaçları tespit ediyor. Ona göre gelir oluşturuyor değil mi? Yani devlet hastaneleri kapatamaz, okulları kapatamaz falan değil mi? Önce gelir... Biz ne yapacağız, çocuğu okula mı göndermeyeceğiz? Servis parası var. Dolar yükseliyor, servisçi bakıyor. Akar pompa fiyatına devlet... etkiliyor. Mesela bu dolar yükseldi. Şimdi gidin her yerde etkisini görürsünüz. Bütün dolara yansıyor. Enerji maaş artmıyor ki. Ya özel sektör hocam ya da... Gelirini, önce gelirini yazıyordur bir tarafa. Ona göre giderini harcıyor. Şimdi asgari ücreti sordunuz ya. Hani asgari ücret... Kaç olmalı hocam? Gönlümden geçen elbette keşke 10 bin lira olsa en az.
Hocam. Bu uçuk. Bu uçuk bir şey. Yani bu gerçekçi değil. Ben sadece gönlümden...